Esta é a paragem por causa do campeonato da Copa do Mundo. Para nós, vem-nos ajudar a recuperar muitos jogadores que estão lesionados. Por tantos jogos que a equipa tem feito, 3 em 3 dias, há muitos jogadores que, se continuassem, estavam no risco da lesão. Alguns dos quais também não vão parar porque têm que ir para as seleções. Mas, de qualquer forma, é uma forma de podermos gerir melhor todo o plantel. Os dias que há em praticamente paragem em todos os campeonatos do mundo é aquilo que é normal numa... Este ano é tudo novo, isto para todos os treinadores e para todas as equipas. Vai ser uma nova pré-época, portanto este ano vai haver duas pré-épocas, quando começou o campeonato e agora com a Copa, e temos que nos adaptar. Para mim, mais nada disso possa ter que ter alguma dificuldade, porque isso faz parte do conhecimento dos treinadores. Quanto ao jogo do Galatasaray com o Beşiktaş, são dois rivais, duas boas equipas. Foi um bom jogo, com um ambiente, como é aqui no nosso estádio, muito bonito. Os jogadores respeitaram-se uns aos outros, respeitaram o futebol. Isso para mim é que é o mais importante. Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara bize iyi gelecek, bize yardım edecek. Bu sürede hem sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak. Aynı zamanda 3 günde bir maç yaptığımız için sakatlık limitinde olan, çok fazla zorlanan oyuncuların da dinlenmesi açısından iyi olacak. Ama bu her oyuncu için geçerli değil. Çünkü milli takımlarına giden oyuncular da olacak. Her halükarda genel olarak değerlendirirsek bu ara bizim takımımıza iyi gelecek. Çok normal, alışkın olduğumuz bir durum değil bu ligin bu döneminde ara vermek. Bizim için aslında, bütün takımlar için yeniden bir hazırlık dönemi gibi olacak. Önce sezon öncesinde bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi bir hazırlık dönemi gibi daha olacak bizler için. Buna adapte olmamız gerekiyor. Bizim işimizin bir parçası bu, daha fazlası değil. Galatasaray Beşiktaş maçında iki ezeli rakibimizi izledim. İki iyi takımın mücadelesiydi ve güzel bir maç oldu. Bizim stadyumumuzda olduğu gibi orada da güzel bir atmosfer vardı. Futbolcular birbirlerine ve futbola saygı duyuyorlardı ki bu benim için en önemlisi. Cada treinador tem a sua metodologia de treino, de comando. Todos os treinadores são diferentes uns dos outros. Eu procuro fazer o meu trabalho no Fenerbahçe como faço em todas as equipas onde tenho treinado. Dentro de uma lógica que eu acho que é a melhor, tendo os jogadores se comprarem, se acreditarem nessa ideia, as coisas tornam-se mais fáceis. Este grupo é um grupo muito bom, é um grupo que acredita muito nas suas capacidades e isso tem ajudado a equipa a conquistar vitórias atrás de vitórias. Mas também quer dizer que não ganhámos nada. Ainda não ganhámos nada. Estamos nos oitavos de final da Liga Europa, que é uma conquista, na minha opinião, muito importante. O Fenerbahçe está com as 16 melhores equipas da Liga Europa. Isso vai voltar a dar algum prestígio internacional ao Fenerbahçe. E estamos na liderança do nosso grande objetivo, que é o campeonato. Vamos tentar defender a nossa posição, o nosso primeiro lugar. Vamos ver se temos capacidade para o fazer. Esse é o grande desafio. Her teknik direktörün kendine ait metodolojisi vardır bir takımı yönetirken. Her teknik direktör farklıdır. Ben de her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum.
kendimce en iyi olduğunu düşündüğüm mantık çerçevesinde çalışmaya dikkat ediyorum. Eğer oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler sizin için daha da kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanan bir oyuncu grubumuz var. Bu da arka arkaya galibiyetleri getiriyor bizim için. Ben ama şunu tekrarlamak istiyorum ki henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi'nde son 10-16'dayız. Bence bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Bu da Fenerbahçe'nin uluslararası prestijini tekrardan kazanması için önemli. Ligde de lideriz ki lig bizim bu sene en büyük hedefimiz. Ligdeki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunu becerebileceğiz mi bilmiyoruz ama bizim için büyük bir meydan okuma. Bunun için de her şeyi yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Abiler.